İstanbul Ataşehir'e gideceğiz şimdi. Çünkü görüntüler oradan, arkamda gördüğünüz bir taciz görüntüsü. Akıl almaz bir taciz olayı bu. Markete ekmek getiren bir fırın çalışanı gördüğünüz. Herkesin gözü önünde elindeki çubukla işte böyle kasiyer kızı, çalışan kızı dürtüyor. Saçlarıyla oynuyor. Ciddi ciddi taciz ediyor. Sonra tabii kadın çığlık çığlığa bağırınca da imdadına tacizciyi yumruklayıp etkisiz hale getiren bir mesai arkadaşı yetişiyor gördüğünüz gibi. Ben kendimi geri çekiyorum. Sisteme girmeye çalışıyorum. Gayenin saçlarına dokunmaya başladı. Elindeki metreyle saçlarına ve vücuduna dokunmaya başladı. Yapma diye bağırıyorum bir de. Genç kadının feryadına aldırmadı, tacize devam etti. O kendini bilmezi market çalışanı bu genç durdurdu. Bu yaptıklarım için de pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Vücudumda izler var ondan kalan. Boynumda yırtıklar var. Gözüme parmağını soktu. Ekmek dağıtım firmasında çalışan 40-45 yaşlarındaki adam Ataşehir Barajyolu Caddesi üzerindeki markete ekmek bıraktı ama marketten hemen ayrılmadı. Kasaya yöneldi ve iddiaya göre kasiyere önce sözlü tacizde bulundu. Elindeki metre değil mi ya? Senin saçların ne güzel gibi kelimeler kullandı. Sözlerinden de karakterini belli ediyordu. Ardından utanma mazlığı iyice ele aldı. Elindeki metreyle genç kadını tacize devam etti. Vücuduna dokunma var. Sözlü itifatlı tacizleri de var. Bunun üzerine zaten gaye sesini yükseltiyor. İbrahim Doğan 2 hafta önce markette çalışmaya başlamıştı. Mesai arkadaşına yapılan tacize sessiz kalmadı. Önce tacizden emin olmak istedi. Emin olduktan sonra direkt müdahale etti ve adama yumruk attı. Eline tornavidayı alıyor bizim kullandığımız. Bana çekiyor. Ben de sapla diyorum. Gözü kesmeyince geri kasanın oraya tornavidayı bırakıyor. Görüntülerde yok ama marketteki kavga yaklaşık 10 dakika devam etti. Ben de ondan sonra müdahaleyi genişletip etkisiz hale getirdim. Polis abiler geldiğinde de onlara teslim ettim. Polise ifade veren tacizcinin savunması pes delirtti. Kızım yaşımdaydı. O gözle bakmadım, sevdim sadece. Hem kasiyer genç kadın hem de mesai arkadaşı şikayetçi oldu. Ama tacizci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karşı taraf benden şikayetçi olmuş, müdahale ettiğimden dolayı.